Eğer siz veri toplayıp yorumlamazsınız, yani veriye yönelik hareket etmezseniz, hani aşağı yukarı böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Selam. Ben Burak, bağımsız oyun geliştiricisiyim. Yaklaşık 5 senedir oyun geliştiriyorum. Son 2 senedir mobil oyunlarla ilgileniyorum. Bugün daha çok mobil oyunlar üzerinden olmak üzere size verilerle oyun geliştirmeyi anlatacağım. Sunumda bahsetmek istediğim en önemli sorulardan bir tanesi, bu işi hobi mi yoksa iş olarak mı yaptığınız? Eğer bu işi hobi olarak görüyorsanız, bu sunumda veya aşağı yukarı diğer sunumlarda veya herhangi bir araştırmada izleyeceğiniz, edineceğiniz bilgilerin aslında çok da bir önemi yok. Çünkü genelde burada bahsettiğimiz şeyler, harcamanız gereken efor, yapmanız gereken şeyler daha çok iş odaklı bakmanız gerektiğinde ayırabileceğiniz zamanla alakalı bir şey. Bugün 6 ana başlıkta bunun üzerinden bahsedeceğim. Aslında bunların hepsi, yani ilk başta verilerle oyun geliştirme dediğinizde belki aklınıza şey gelmiş olabilir. Oyun içerisinde Analytics'ten topladığımız veriler üzerinden bir konuşma. Hayır, öyle bir şey değil. Daha çok ölçülebilir olan her şey üzerinden bu işi, oyun geliştirmeyi bir iş olarak yapmamız ve bunu işte sürdürülebilir kılmamızla alakalı. Önceliklerle başlayalım. Bu işi yani oyun geliştirmeyi iş olarak yaptığınızda belli öncelikler belirlemeniz gerekiyor. Elinizde öncelik olaraktan zamanınızın bir önceliğini belirlemeniz gerekiyor. Yani bu işe ne kadar zaman ayıracaksınız? Kaçıncı sırada bu? Sizin hayatınızda nelerden önce geliyor, nelerden sonra geliyor? Kaçıncı sırada geliyor? Bu çok önemli bir şey. İkincisi imkanlarınız. Sizin ne kadar maddi kaynağınız var, ne kadar ekipmanınız var, ne kadar donanımınız var, ne kadar bütçeniz var, psikolojik olarak ne kadar hazırsınız bazı şeyleri yapmaya. Bunlar devreye giriyor. Üçüncüsü sizin yeteneğiniz. Siz yazılımcı mısınız, grafiker misiniz, yoksa oyun tasarımcısı mısınız, hikaye mi anlatmak istiyorsunuz? Bunlar hepsi sizin yeteneğinize bağlı olan şeyler. Ve bu yeteneğinizin de belli bir sınırları var. Her şeyi tek başına yapan bir kişi de olabilirsiniz. Ben de böyle bir kişiyim. Tek başıma oyun geliştiriyorum. Ama bunu yaptığınızda sizin belirlediğiniz alan ve çember bayağı daralıyor. Bunu eğer dağıtırsanız, herkes belli bir iş dağılımı yaparsa bu çemberi bayağı bir genişletme imkanınız oluyor. Ve bundan sonra gelen şey de veri. Bugünkü konuşmamın temel dayanağı. Veri olmadan benim düşünceme göre demem de aslında pek doğru değil, ama öncesinde böyle bir şey demem lazım. Veri olmadan bu bahsettiğim yukarıdaki üç maddenin aslında çok bir önemi yok. Ne kadar efor sarf ettiniz, ne kadar yetenekli oldunuz, ne kadar zaman harcadınız. Bunların hepsi büyük bir ölçüde boşluğa düşüyor ve bugün neden bunların hepsinin veri olmadan boşluğa düştüğünü ve veriyi nasıl bunları anlamlı kılmak için kullanacağımızdan bahsedeceğim. İlk olarak pazar araştırması. Şimdi genel olaraktan oyun yapmaya başlandığında, yani buradaki toplulukta çoğunuzun üniversiteli olduğunu varsayıyorum. Oyun fikri bulduğunuzda hemen bu oyunu yapmaya koyulmaya, işte bu oyunun güzel olacağını düşünmeye, bu oyunu çok satacağını, çok oynanacağını, işte insanların beğeneceğini, sizin sevdiğiniz işin bu olduğunu ve sizin bunu yapmak istediğinizi, sizin bu işe tutkuyla bağlı olduğunuz gibi düşünceler canlanıyor kafanızda ve bir heves oluşuyor. Bu yeninin hevesi. Yeninin hevesi çok güzel bir şey. Çok hızlı bir şekilde bir atılım yapmanızı sağlar, bir şeylere girişmenizi sağlar. Ancak bu heves bir noktadan sonra bu işi en başta sorduğum soru zaten hobi mi iş mi kısmında yaptığınızda bunun oyun oynamaya ya da basit tasarımsal öğeler yapmaya veya sadece sevdiğiniz kısmı yapmayla yeterli olmadığını, bununla sınırlı olmadığını göreceksiniz. En basitinden bu oyunu pazarlamak kısmına geldiğinizde herhangi bir pazarda limon satan bir pazarcından çok bir farkınız olmuyor. Çünkü yaptığınız iş temelde ikisi de ticaret ve aynı şeylere hizmet ediyorsunuz. Aynı finansal değerlere bağlısınız. Aynı kıstaslara göre hareket ediyor pazarlar.
O yüzden siz hikaye anlatmayı seviyorsanız ben bunu yapmıyorum dediğiniz anda, ben bunu yapmak istemiyorum dediğiniz anda bu bir iş olmaktan çıkıyor ve hobi oluyor. Ve hobi olduğunda da acı gerçek şu ki bunun sürdürülebilir olması ve bundan para kazanmanız veya geçinmeniz mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü şu an gerek mobil pazarda gerek bilgisayar oyunu yani masaüstü oyunları desktop pazarında çok yoğun bir rekabet hakim. Ve bu rekabet bu kadar yoğunken, bu pazar bu kadar doygunluğa ulaşmışken sizin kendi istediklerinizi sadece sevdiğiniz işi yaparaktan bu pazarda hayatta kalmanız mümkün değil. O yüzden ilk olaraktan oyun fikri bulmak, ben oyun yapmak istiyorum, ben şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorumdan bahsetmeden önce bir pazar araştırması yapmanız gerekiyor ki yapacağınız şeyden bir iş olaraktan bir verim alabilecek misiniz, siz bunu sürdürebilecek misiniz? Bununla hayatta kalabilecek misiniz? En önemli nokta bu. Çünkü yarın öbür gün eğer bu işten geçiminizi sağlayamıyorsanız maalesef bu işi bırakmak zorunda kalıyorsunuz ya da part-time'a düşüyor. Daha sonra 3 sene süren, 5 sene süren projeler çıkmak bilmeyen, sonu gelmeyen projelere dönüşüyor ve burnout oluyorsunuz. Bu pazar araştırmanızı yapmanızda kolaylık sağlayacak sitelerin başında Epeni geliyor. Epeni bir mobil odaklı bir site. Mobil pazar hakkında birçok ücretsiz üyelikle birçok bilgiye erişebilirsiniz. Top 3'de ki oyunların sıralaması, o herhangi bir oyuna girdiğinizde oyunların hangi keywordlerle arandığı gibi bir ton hangi sıralamada, hangi kategorilerde kaçıncı sırada olduğu, nerelerde feature edildiği, nasıl bir download çizelgesi ilerlediği gibi birçok detaya sahip olabiliyorsunuz. Think Gaming var. Think Gaming'de free olarak hiçbir üyelik olmadan girdiğinizde size şu anki top 3 listesini Amerika iOS olmak üzere en çok indirilen ücretsiz oyunlar, en çok kazanan ücretsiz oyunlar ve en çok kazanan ücretli oyunlar şeklinde size bir gelir dağılımı ve oyunların ne kadar para kazandığı hakkında bir yaklaşım, bir fikir edinmenizi sağlıyor. Bunu kullanaraktan mesela atıyorum bir match tree yapmak istiyorsunuz atıyorum işte mesela Clash Royale aşağı yukarı bir senedir günlük sadece Amerika sadece iOS üzerinden 1 milyon dolar civarı bir gelir kazanıyor. Tabii bu yaklaşım ama bu yaklaşımın oldukça yakın olduğunu çeşitli kaynaklardan doğrulayabiliyoruz. Bu tarz bilgilerle sizin de tabii ki de arkasında marketing efortu olmadan benzer rakamları kazanamayacağınız aşikar ama en azından hangi oyun türlerinin ne kadar kazandırdığı ve piyasada hangi oyunların tercih edildiğini buradan çıkartabilirsiniz. Sensor Tower Epeni ile benzer bir şey. Mobile Action da böyle. Bu siteleri yazdım. Daha sonra da sunumdan bakabilirsiniz. Bunların detayına girmeyeceğim daha fazla. Reklam ağları var. Reklam ağları kendi Twitter hesaplarında, Facebook hesaplarında size çeşitli pazar araştırmaları sunarlar ve bunlar üzerinden çeşitli know-how paylaşımları yaparlar. Yine benzer şekilde sektörel raporları okuyabilirsiniz. Yarın bizim etkinliğimizde de bulunan postmortem dediğimiz bir oyunun bitimi sonrasında neler olup bittiği, arka planda neler döndüğünü anlatan geliştiricilerin kendi ağzından anlattıkları anlatıları dinleyebilirsiniz. Geliştiricilerle röportajları okuyabilirsiniz. Geliştirici günlüklerini takip edebilirsiniz. Bir kişinin o oyunu geliştirirken neler yaşadığını, ne zorluklar geçtiğini ve bence en önemlisi en sona sakladığım Twitter. Twitter'ı çok aktif kullanmalısınız. Çok güzel bir game dev, yani oyun geliştirici komünitesi var. Hashtaglerin doğru kullanımıyla çok güzel feedback alabilirsiniz. Çok güzel bilgilere, paylaşımlara ulaşabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyecek boyutta bir oyunun bile bir yapımcısının ağzından çok kritik bir detayı bir tweet ile duyabiliyorsunuz. Ve bu çok büyük bir know-how. Bu yüzden Twitter kullanmanızı hepinize aktif olaraktan tavsiye ediyorum. Bunun dışında hedefler bir önemli nokta daha ve risk analizi var. Pazar araştırmanızı yaptıktan sonra belli bir veri edindiniz ve bir oyun türü işte kafanızda şekillenen oyun türünün piyasada oynandığını gördünüz. Mesela atıyorum çok basit bir şekilde şunu yapabilirsiniz. Siz bir kart oyunu düşünüyorsunuzdur veya işte ne bileyim eski bir kültürden, mesela Türk kültüründen bir kart oyunu veya bir board oyunu
düşünüyorsunuzdur. Ama bu pazarın piyasada yeri olmadığını belli örneklerle görebilirsiniz. Zaten bir kere şöyle bir şey var. Pazarda eğer bir alanda rekabet yoksa sizin o alanda ilki bulup başarılı olmanız çok mümkün olan bir şey değil. O yüzden genelde hiç örneği yapılmamış projeler çok yüksek riskler taşır. Bu yüzden başarısız olma riskiniz çok daha yüksek. Daha çok belli bir şekilde, belli oranda benzetebildiğiniz projeleri seçmenizde fayda var. Pazar araştırmanızı yaptıktan sonra proje için belli hedefler koymanız lazım ve risk analizi yapmanız lazım. Burada Alice Adventures in Wonderland kitabından çok güzel bir pasaj var. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin hiçbir önemi yok. Ben bu sözü çok seviyorum ve kendime sık sık hatırlatıyorum. Burada sizin bir hedef koymanız çok kritik. Bir projeye başladığınızda belli hedefler belirlemeniz gerekiyor. Tutup da eğer ben hiçbir yeteneğimi, hiçbir imkanımı, hiçbir zamanımı ölçmeden, bu işi doğrudan tartmadan, belli bir veri elde etmeden bir oyun yapmak istiyorum dediğinizde veya işte bir MMORPG yapmak istiyorum dediğinizde veya bir FPS oyunu yapmak istiyorum dediğinizde bu hedeflerin gerçekçi olmaması gibi bir durum var ve gün sonunda fail etmeniz kaçınılmaz oluyor. O yüzden kritik noktalardan bir tanesi de net ve iyi belirlenmiş hedefler. Rekabet analizini iyi yapmanız gerekiyor. Siz bir oyun yapmak istiyorsunuz, bir platformer belirlediniz örneğin. Bunun mesela diyelim ki retro pixel art görselleri var. Sizin bu piyasada mesela diyelim ki masaüstü oyunu yapıyorsunuz, Steam'den satış yapacaksınız. Steam'de pixel art platformer satışta olan oyunlardan sizin ne fark yarattığınızı, nasıl bir fark yarattığınızı, bu kitleye nasıl hitap edeceğinizi ve bunların arasından nasıl sıyrılacağınızı analiz etmeniz gerekiyor. Yoksa samimi olarak söyleyebilirim, şu anki doygunluk oranıyla pazarda bir şeyi ne kadar iyi yaptığınızın çok da bir önemi yok. Eğer ki siz zorlu bir rekabete giriyorsanız, eğer karşınızda marketing bütçesi yeterli büyüklükte olan, ekibi çok daha geniş, imkanları çok daha geniş bir ekiple kafa kafaya bir rekabete girecekseniz %100 kaybedeceksiniz. Bu yüzden rekabet analizinizi iyi yapmanız lazım. Sizin oyuncuları sizin oyununuzu diğer oyunlardan farklı olarak da neden tercih ettiğini iyi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü herkesin belli bir parası var, belli bir kaynağı var. Ve burada oyuncunun satın almak istediği şey bir eğlence. Bu eğlenceyi de en optimum şekilde almak istiyor. O yüzden şu an zaten review'ları okuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Oradan inceleme okuyorlar, onu kıyaslıyorlar. Yani işin özeti rekabet pazarda yoğun olaraktan var. Bunu karamsarlık, aman biz yapamayız edemeyiz olarak görmemeniz lazım. Bu işin bir gerçeği. Bunu nasıl aşacağınızı görmeniz lazım. Çünkü şu an pazar eğer ki tamamen satır olmuş, yani doymuş olsaydı ve hiçbir rekabet imkanı olmasaydı zaten ne ben şu an bu konuşmayı yapabiliyor oluyorum ne de şu an bahsettiğimiz herhangi bir indie ekip oyun geliştirebiliyor olurdu. Çok yüksek bütçelerle, çok yüksek projeler piyasayı tamamen tekel haline getirmiş olurdu. O yüzden bu rekabeti aşmak mümkün. Bunun yollarını aramak lazım. Ölçülebilir riskler almak lazım. Burada güncel bir örnek vereceğim. Cuphead. Belki biliyorsunuzdur, Steam'de çıkan bir oyun. Bu oyunun farklı yanı Walt Disney eski 70'ler 80'ler tarzı cartoon, yani elle çizilen frame animation dedikleri. Kare kare kartların böyle çekildiği bir şey vardır. Eskiden belki hatırlarsınız. O tarz bir görsele sahip bir oyun. Bu oyundaki en büyük risk şu. Oyun yaklaşık 3-4 sene sürüyor yanlış hatırlamıyorsam geliştirmesi. Aldıkları risk çok büyük. Eğer proje tutmamış olsaydı, proje tuttu bu arada. Yüksek satış rakamlarına ulaştılar. Ancak proje tutmamış olsaydı ekibin tamamı iflasın eşiğine gelecekti. Bütün kaynaklarını yatırmışlardı. Bu çok büyük bir risk. Bu tarz riskler American Dream dedikleri, Amerikan rüyası şeyine çok uyuyor ve ben aslında bundan pek hoşlanmıyorum. Çünkü bunun başarılabilir olduğunun görülmesi bunu herkesin yapabileceği anlamına gelmiyor. Burada çok farklı faktörler de var. Piyasanın dinamikleri çok hızlı değişiyor. Cuphead'in yakaladığı başarıyı bir ay sonra benzer bir projeyle benzer koşullarda yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bu tarz şeylere kanmak pek hoş değil.
Yani bu şeye de benziyor işte, 13 yaşındaki dahi çocuk işte uygulamasını Yahoo'ya 1 milyon dolara sattı. Evet, hadi şimdi o zaman bütün 13 yaşındaki çocuklar uygulama geliştirsin. Kaç tanesi satıyor? Sıfır. Çünkü bu böyle bir şey değil. Benzer şekilde de bu tarz büyük riskleri kapet gibi almak hiçbir şekilde sağlıklı değil. Çünkü ölçülebilir riskler almanız gerekiyor. Öbür türlü oyunun sonuna geliyorsunuz ve kimsenin haberdar olmadığı bir şekilde depresyonla boğuşan geliştiriciler haline geliyorsunuz. Bu noktada hedeflerimizi belirlerken dediğim gibi görece küçük yapabileceğiniz yeteneklerinizin, imkanlarınızın ve zamanınızın ayırdığınız ilgiyle alakalı olaraktan bu çerçevede halledebileceğiniz ölçekte hedefler koyup böyle riskler almanız gerekiyor. Bütün hayatınızı, bütün eforunuzu sarf edip de acı çekerekten sanatsal bir şey ortaya koymak genelde sanatsal kavramlarda övülen, yani sanatsal durumlarda övülen bir şeydir. İşte acıyla, sanat acıyla yoğrulur falan gibisinden şeyler var ama öyle bir şey yok. İşin gün sonunda ağır depresyonlar altında tamamen hayatınızın bambaşka, hiç istemediğiniz bir yöne kayması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz karamsar bir tablo çiziyorum diye başından beri gelebilir ama bahsettiğim şeyler gerçekten de korkulacak şeyler değil. Sadece neyi yapıp neyi yapmamayı biraz belirlemeye çalışıyorum ve bunları belirlerken zaten bahsettiğim gibi bunların hepsi birer veri. Ölçebildiğiniz her şeyden aldığınız verilerle hareket etmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman duygusal hareket etmeniz gerekmiyor. Ve hareket etmemelisiniz de. Bu yüzden bundan yani biraz karamsar gözükse de aslında öyle değil. Şimdi veri toplama ve yorumlamaya geleceğim. Burada Leyla ile Mecnun dizisinden sevdiğim bir sahne var. Bu harita çok güzel bir örnek bunun için. Eğer siz veri toplayıp yorumlamazsınız, yani veriye yönelik hareket etmezseniz aşağı yukarı böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir haritadasınız ve sadece hiçbir anlamı olmayan şu anda buradasınız diye bir nokta var. Ne nerede olduğunuzu bilebilirsiniz, ne nereye gideceğinizi bilebilirsiniz, ne yapacağınızı bilebilirsiniz. Tamamen rastgele hareket edersiniz. Neyi nasıl yaptığınızı bilmediğiniz sürece de ortaya çıkan sonuçların başarı ya da başarısızlık, bunların sebep olduğu hiçbir şeyi bilememe gibi bir durum var. Ve bunun başarıysa, mesela başarılı olduğunuzda bunu tekrar etmek istediğinizde tekrar edebileceğiniz bir şey yok. Elinizde nasıl tekrar edeceğinize dair bir yol çizemezsiniz. Başarısız olduğunuzda da bu başarısızlıktan bir daha maruz kalmayacağınız, yani bu başarısızlığa bir daha düşmeyeceğinizi yine belirleyecek bir elinizde veri olmuyor. O yüzden veri toplama ve yorumlama işin en kritik kısmı. Veri toplama için kullanılan araçlardan hızlıca bahsedeceğim. Bunların da detayına girmeyeceğim. Game Analytics var, çok yoğun kullanılan. Facebook Analytics var ve bunun yanı sıra bir sürü alternatif var platformlarınıza göre. Ben burada mobil odaklı biraz daha anlatıyorum. Veri toplamada kritik noktalardan bir tanesi oyun içi olaylara ilişkin veriler. Oyunun ne zaman başladığı, ne zaman bittiği, ne kadar sürdüğü, hangi skora ulaştı, hangi seviye, hangi bölüme ulaştı oyuncunun ve oyuna özgü şeyler. Mesela atıyorum siz bir boss tasarladınız, o boss'u kaç kişi geçti gibi şeyler olabilir. Veya mesela diyelim ki gizli collectible'lar tasarladınız, o collectible'ları mesela kaç kişi topladı, kaç yüzdeyle topladı gibi şeyler ölçebilirsiniz. Bu verileri toplamanız gerekiyor. Bir de oyuncu kitlesine ilişkin veriler geliyor. Bunlar oyuncu sayısı, ülke, yaş, cinsiyet, oynama sıklığı, oynama süresi, yeni veya eski tekrardan geri dönen oyuncu oldukları ve zamana göre bunların dağılımı ile alakalı. Burada kritik bir şeyden bahsedeceğim. Benim bu zamana kadar tanıştığım çoğu oyun geliştirici arkadaşımla sohbet ettiğimde analytics dediğimiz, yani bu veri toplama işlemini yapmadıklarını görüyorum. Bunun da arkasında en büyük sorduğunuzda gelen şey üşenmek. Yani bu üşenmek çok saçma bir cevap. Gerçekten de çok saçma bir cevap. Çünkü hiçbir şeyi bilmediğiniz bir ortamda, yani yapabileceğiniz hiçbir aksiyon yok. Hiçbir veri yok. Sadece bir şey yapmış olmak için yapmamanız gerekiyor. Zaten iş, dediğim gibi, iş olarak bunu yapmak istediğinizde hobiden sıyrıldığı nokta bu. Belli sonuçları var ve bunların nasıl oluştuğunu hakkında fikir sahibi olmanız gerekiyor.
Bu verileri toplamadığınız sürece, bu verileri toplamaya üşendiğiniz sürece siz pazardan bir, ister Steam üzerinden olsun, ister Google Play, Apple App Store'dan olsun, bir oyunu dağıttığınızda oyuncunun bununla ne yaptığı hakkında hiçbir fikriniz yok. Hiçbir fikriniz olmadığı için de yapabileceğiniz hiçbir aksiyon olmuyor. Mesela oyun neden indirilmedi, neden yeterince oynanmıyor, neden mesela kimse bu oyunla ilgili Facebook'ta paylaşım yapmıyor, bunlar hakkında hiçbir fikriniz yok. Veya oyunun ne kadar süre oynandığının, yani neden oyuncular mesela ilk 30 saniyeden sonra çıkıyor, bununla ilgili bir fikir sahibi olmanız mümkün değil. Çünkü adamın cihazında sizin hiçbir erişiminiz olmayan bir sistemde bu oyun oynanıyor ve sizin bundan haberdar olmanızın tek yolu bahsettiğim şekilde veri toplama. Ve bu çok kritik. Burada kendi projelerimden bir örnek vereceğim. Yakın zamanda bir hyper casual oyun üzerinde çalışırken bir yayıncıyla ortak çalışıyorum. Bir test süreci başlattık. Ve ben test süreci esnasında belli bir bütçe, reklam bütçesiyle para harcıyoruz. Bu harcadığımız para esnasında bir şeyi fark ettim. Raporlara baktığımda oyuncular 155 skoruna ulaştıktan sonra daha yüksek bir skor yok. Yani belli bir işte skor dağılımı var. Belli bir kitle 155'e şey yapmış, odaklanmış. Bunu gördükten sonra mesela içeriye baktığımda oyunun release'i öncesinde eklediğim son bir feature'ın orada bir bug'a yol açtığı ve orada geçilemez bir durum oluşturduğunu gördüm. Şimdi bu ne demek? Bir oyunu sonsuza kadar test etmeniz her zaman mümkün olmuyor. Mesela atıyorum işte bir sonsuz koşu oyunu yaptığınızda bu oyunu ne kadar test edebilirsiniz? Oyun nereye kadar gidebilir? Belli bir şeyler yapıyorsunuz ve genelde bunları oyun geliştirme esnasında yaptığınızda gözden kaçan gerçekten çok fazla şey oluyor. Tek çalışıyorsanız, küçük ekiplerle çalışıyorsanız, bir testeriniz yoksa, yani bunlar gözden kaçabilir şeyler. Bu tarz gözden kaçan hataları tespit edebilmeniz açısından da bu veri toplama çok önemli. Yani bir cihazda bu oyun neden çalışmıyor? Belki sizin oyununuz gerçekten de çok beğenilecek bir oyun olabilir. Ama atıyorum mesela diyelim ki sizin oyununuzu indiren cihazların yarısından çoğu iPhone X'dir. Ve iPhone X'de sizin ekran çözünürlüğünüz sapıtıyor olabilir, saçmalıyor olabilir. Veya oyun çöküyor olabilir. Metal'in versiyon 2.0'ını kullanıyor olabilir. Sizin oyun motorunuz bunu desteklemiyor olabilir. Oyun çöküyor olabilir. Yani oyuncular aslında hiç oyunla karşılaşmadan sizin oyununuzdan vazgeçiyor olabilirler ve bunu bilemeyebilirsiniz. Bu tarz şeyleri de belirlemek için veri toplamak çok önemli. Bu verileri topladıktan sonra yorumlama kısmı var. Burada belli başlı metrikler geliyor ve bunlara ilişkili raporları takip etmeniz gerekiyor. Bunların başlıca ana metrik öğrenmenizi tavsiye edeceğim ana metrik retention dediğimiz metrik. Retention bir oyuncunun günlük olaraktan tekrardan oyuna dönmesi anlamına geliyor aşağı yukarı. Yani mesela birinci günün retention'ı dediğimiz değer bir oyunu yükledikten sonra ertesi gün bu oyunu yükleyenlerin kaçı oyunu tekrardan açtı? Buna day one, birinci gün retention diyoruz. Mesela işte atıyorum oyunu yükledikten 7 gün sonra o gün yükleyen 100 kişinin mesela diyelim ki kaçı 7 gün sonra açtı? Bu işte day 7 dediğimiz 7. gün retention oluyor. Bunlar önemli değerler çünkü oyununuzun sizin ne kadar uzun soluklu oynanıp oynanmadığını belirten ana değer bu. İkinci temel metriklerden bir tanesi günlük aktif kullanıcı. Sizin oyununuzu kaç kişi günlük aktif olarak açıp oynuyor, kullanıyor. Ve ortalama oyun süresi. Ortalama oyun süresi de çok önemli bir şey. İlk 10 saniye diye bir anlatı vardır genelde, kural gibi geçer. Oyuncu bir oyunu açtığında ilk 10 saniyede sizin onu yakalamanız gerekiyor. Yani orada bir ilgi çekici bir şeyi sunup onu oynamaya ikna etmeniz gerekiyor ve bunu yakalarsanız zaten genelde sonrasındaki 10 dakikasını da almış oluyorsunuz. Ama ilk 10 saniye veya işte 30 saniyelik süreçte bu şeyi yakalayamazsınız. Oyuncuyu kendinize, oyununuza bağlayamazsınız. Oyuncu genelde kopup gidiyor ve oyunu silip veya bir daha hiç açmayaraktan oyundan uzaklaşıyor. O yüzden ortalama oyun süresi de bunun için kritik bir rakam. Oyuna özgü tanımlı oyun içi hareketler dediğimiz şey, az önce bahsettiğim gibi ulaşılan en yüksek skorları toplayabilirsiniz, seviyeyi, bölümü toplayabilirsiniz. Buna göre zorluk eğrisi yapabilirsiniz. Birçok arkadaşın yine birçok projesinde karşılaştığım kritik şeylerden bir tanesi, oyunun zorluk eğrisi hakkında
hiçbir fikirleri yok. Bu da çok aslında doğal bir şey. Yani herkesin düştüğü, benim de zaten düştüğüm bir şey. Bunun da sebebi şu, siz bir oyunu geliştirmeye başladığınızda resmin içine çok giriyorsunuz. Ve resmin içine çok girdiğinizde artık oyunda ister istemez sizin motor skill'leriniz o oyunu oynamaya alışıyor. Siz artık oyunun yani pro gamer gibi bir duruma geçiyorsunuz. Ve sizin için artık oyundaki o zorluk eğrisini ölçmek sizin tarafınızdan mümkün olmuyor. Tamamen yanlış bir veri. O yüzden bahsettiğim gibi bu şekilde eğer ulaşılan level'ları en azından hangi bölüme ne kadar oyuncu geçmiş, nerelerde takılmış bunları görebilirsiniz. Burada bir hata olmayabilir, çok zor gelebilir. Size zor gelmeyebilir, çevrenize zor gelmeyebilir ama oyunu release ettiğinizde bu gerçekten de sizin oyununuzu oynayacak kitleye çok zor gelebilir. Ve bunu düzeltme şansınız olur. Bunu yapmadığınız takdirde dediğim gibi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve oyunun neden oynanmadığı, neden satmadığı hakkında hiçbir fikriniz olmayabilir. Hata raporları var. Yine çok kritik bir nokta. Bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tamamen bu bahsettiğim sistemlerden herhangi bir tanesini entegre etseniz zaten o size otomatikman hata raporlamasını yapıyor. Burada donanım özellikleri, hangi cihazlarda nasıl sorunlarla karşılaştınız, hangi yazılımlarda iOS veya Android sürümlerinde nelerle karşılaştığınız hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ve kritik noktalardan bir tanesi daha karşılaştırma kriterleri, benchmarklar. İlk başta bahsettiğim gibi pazar analizi yaparken siz bir sektörel raporları incelediğinizde belli rakamlar göreceksiniz. İşte atıyorum işte retention'ın şu kadar olduğu, işte günlük aktif kullanıcıların şu kadar olduğu, ortalama oyun sürelerinin işte casual oyunlarda şu kadar, puzzle oyunlarda şu kadar, action oyunlarda şu kadar olduğu, RPG oyunlarda şu kadar olduğu gibi bu metriklerin hepsinin janrlara dağılmış halini göreceksiniz ve buradan şeyi ölçebilirsiniz. Sizin yaptığınız işin başarısı piyasaya göre siz neredesiniz? Siz piyasaya göre kendinizi nerede konumlandırdığınızı görebilirsiniz ve buna göre ileride belli marketing eforları sarf edecekseniz ve bir bütçe ayıracaksanız bu bütçenin boşa gidip gitmeyeceğini de önceden görmüş oluyorsunuz. Geri bildirimler hususu var. En kritik verilerden bir tanesi toplayacağınız çevreden. Burada yine Neil Gaiman'ın çok sevdiğim bir bilim kurgu ve fantezi yazarı çok güzel bir sözü var. Unutma, insanlar sana bir şeylerin yanlış olduğunu yahut onlara uygun olmadıklarını söylediklerinde neredeyse her zaman haklıdır. Sana tam olarak neyin yanlış olduğunu ve nasıl düzelteceğini söylediklerinde ise neredeyse her zaman haksızdır. Burada kritik nokta şu. Bir oyunu yapıyorsunuz, bir çevrenizi oynatıyorsunuz. En büyük yanılgılardan ve başarısızlığa sebebiyet veren şeylerden bir tanesi şu. Arkadaşlarınız size daima yalan söyler. Aileniz size daima yalan söyler. Tanıdığınız herhangi bir bağlantınız olduğu veya olmadığı, yani şu an mesela bu herhangi birinizi dışarıda salonu çevirip bir oyun denetsem, bana diyeceğiniz aşağı yukarı şey, çok güzel olmuş gerçekten vesaire. Çünkü insanlar yüz yüze genelde bu tarz şeyleri söylemeye pek eğilimli değillerdir. Kötü şeyler söylemek genelde, yani eleştiri yapmak bizim kültürümüzde biraz şey, hep kötüye çekilen bir şey ve arkasında farklı şahsi ve duygusal sebepler aranıyor. Aslında öyle bir şey yok ama bunu yapamıyoruz maalesef. O yüzden insanları genelde bir oyununuzu test ettirdiğinizde onları hiçbir şekilde yorum yapmadan ve tamamen onları olabildiğince rahat edebilecekleri şekilde bırakıp sizin gözlemlemeniz gerekiyor. Yani onlar size tutup da oyun çok kötü olmuş çoğu zaman demeyecekler ve aksine keşke bu kadarla kalsa, yani çok kötü olmuş diyemeseler çok iyi olmuş diyecekler. Bu çok daha kötü bir şey. Kendinizi kandırmanıza yol açacak. O yüzden mümkün olduğunca insanlara bir oyunu oynatırken yorum yapmadan uzaktan sadece onun nasıl oynadığını izleyin. Buradan zaten her şeyi çıkartacaksınız. Yani nerede ölüyor, nerede zorlanıyor, nerede yüz ifadesi değişiyor, nerede heyecanlanıyor. Bunların hepsini görebiliyorsunuz ve böyle ölçmeniz gerekiyor. İkinci kritik noktadan bahsetmem gerekirse insanların bu sözde bahsettiği gibi bir şeyden hoşlanmıyorsa eğer insanlar şunu yapmamanız gerekiyor. Sen ne anlarsın bu işten kafasında? Yani siz oyun geliştiricisiniz, tamam, siz bu işe sanatsal olarak bakıyorsunuz, tasarımına bakıyorsunuz, yazılımcısınız, her şeye hakimsiniz, okey. Dışarıdan, sokaktan geçen bir adam
gelip de bu oyuna yorum yaptığında bunu kaldırmak çok kolay bir şey değil. Çünkü bir sanat veya işte herhangi bir yaratıcı, kreatif bir işle uğraşan biriyseniz genelde bu bir yaratmanın getirdiği bir ego oluyor. Ve bunu aşmak pek mümkün olmuyor. Ama bunu aşmanız lazım. Çünkü gerçekten de sizin oyununuzu yarın öbür gün oynayacak olan adamlar sokaktan geçen adamlar. Yani siz Candy Crush oynayan kitleye baktığınızda metroda veya işte BB Tan oynayan kitleye baktığınızda gördüğünüz şeyler 40 yaşında teyzeler, 40 yaşında amcalar, taksi şoförleri. Yani bu adamların hiçbirinin ne bir grafiksel altyapısı var, ne bir yazılımsal altyapısı var, ne bir oyun tasarımı altyapısı var. Ama bu adamlar oynuyor oyununuzu ve bu tarz bir kitleyle müşteri olaraktan muhatapsınız. O yüzden onları iyi dinlemeniz gerekiyor ve onlar size bir şeyin yanlış olduğunu ve onların hoşuna gitmediğini söylediğinde gerçekten de haklı oluyorlar ve samimi oluyorlar. Ama burada düşmemeniz gereken bir yanılgı var. Asla onların bunu nasıl düzelteceklerini söylediklerinde onların tavsiyesini dinlemek. Çünkü öyle bir şey genelde olmuyor. Bunun için dediğim gibi geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde alıp da buradan belli bir sağlıklı veriler elde edebilmek için eleştiriye açık olmanız gerekiyor. İyi dinleyici ve gözlemci olmanız gerekiyor. Ve kritik noktalardan bir tanesi sormaktan çekinmemeniz gerekiyor. Çevrenizde sizden daha tecrübeli olduğunu düşündüğünüz, size yardım edebileceğini düşündüğünüz herkese her soruyu sorabilirsiniz. Burada biz konuşma yapıyoruz, bize sorabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her insana her şeyi sorabilirsiniz. Twitter'dan insanlara ulaşabilirsiniz, mesajlar atabilirsiniz, mailler atabilirsiniz, LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Yani hiçbir şeyi sormaktan çekinmemeniz gerekiyor. Çünkü siz sormadığınızda tamamen karanlık bir odaya bakıyorsunuz ve bu odada herhangi bir ışık yakacak eğer gücünüz yoksa bu ışığı yakabilecek adamlara ulaşmanız gerekiyor. Ve bunun da yolu çekinmeden ve usanmadan soru sormaktan geçiyor. Geri bildirim edinmek için kritik noktalardan bir tanesi kapalı ve açık test süreçleri, beta alfa olmak üzere. Yakın çevre ile bahsettiğim gibi birebir bir oyun deneyimi tasarlayabilirsiniz. Oyun geliştirici toplulukları, zaten bu etkinliğe sebep olan gibi veya grupları. Facebook'ta Game Developers Turkey grubumuz var. Bilmiyorum haberiniz var mı? Yoksa onu takip edebilirsiniz. Twitter'dan Screenshot Saturday gibi başta olmak üzere hashtagleri efektif olarak kullanaraktan çok çeşitli geri bildirim alabilirsiniz. Şimdi bütün bu verileri topladıktan sonra oyun geliştirmeyi buna göre yani veriye odaklı bir oyun geliştirme serüvenine çıktığınızda kritik noktalardan bir tanesi de sürdürülebilirlik. Bu bir aslında yani bu işi oyun geliştirmeyi iş olarak yaptığınızda bu da bir oyun haline geliyor ve benim sevdiğim bir terim var. Sizin bir canınız var. Ve bu can işte maddi imkanlara, sizin psikolojinize, yapmanız gereken, ayırmanız gereken sevdiklerinize veya başka işlere ayırmanız gereken zamana bağlı olaraktan ölçülmüş bir değer. Ve bu can günden güne azalıyor ne yazık ki. Bunu geri doldurmanız çok zorken bunun azalması çok kolay. O yüzden sizin canınız bitip de game over olmadan önce bu işi sürdürülebilir kılmanız lazım. Bunun için de temel nokta inanmak yerini bilmek. Yani anortodoks dediğimiz kavram. Hiçbir şekilde dogmatik yaklaşmamanız lazım. Hiçbir şekilde duygusal yaklaşmamanız lazım. Bu şey demek değil. Yani sanatçı olaraktan duygularınızdan arınıp da tamamen ticaret odaklı bir şey yapmak, ruhunu şeytana satmak değil. Para kazanmayı istemek ruhunu şeytana satmak değil. Veya sizi daha az sanatçı yapmıyor. Bunu yapmayan da daha çok sanatçı yapmıyor. Bu sadece işi sürdürülebilir kılmak için ticaret maalesef ki bu oyun pazarı bir ticaret. Bunun bir gerekliliği. Bu yüzden de inanmak yerine bilmeniz gerekiyor. Bilmek için de veri toplamanız gerekiyor. Bir şeyin neden olduğunu bilmeniz gerekiyor. Başarılıysanız neden başarılı olduğunuzu bilmeniz gerekiyor ki bunu tekrarlayabilirsiniz. Başarısızsınız neden başarısız olduğunuzu bilmeniz gerekiyor ki bundan kaçınabilirsiniz. Nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sizin oyuncularınız size neden oyunlarınızı indirdi, neden bir trafik aldınız veya neden kötü yorumlar aldınız bunu bilmeniz gerekiyor. Bunun için de veri toplamanız gerekiyor. Bunların hepsi ne zaman oldu? Bu da çok önemli bir şey. Reaksiyon vermeniz açısından çok önemli.
Daha geçen gün mesela bir şeyi gördük. Yunusay Yıldız diye bir oyun geliştiricisi var. Türk, belki tanıyorsunuzdur. Puzzle oyunları yapıyor. Voi diye bir oyunu var. O oyunu Çin'de bir televizyon şovu alıp kendi versiyonunu yapıyor. Ve o televizyon şovunun başında da oyunun Voi'nin orijinal reklamını da yapıyorlar. Ve bu yüzden oyun bir anda Çin'de birinci sıraya çıkıyor. Şimdi bunun burada bir şey var yani. Burada bir gariplik var. Çünkü neden? Şimdi mesela siz bunu yakaladığınızda burada bir hype oluşuyor. Siz birinci sıraya çıkmışsınız Çin'de. Yani bu mükemmel bir şey. İnanılmaz bir download demek. Bunu sürdürebilir, kılabilirsiniz. Maalesef Yunus böyle bir insan değil. Bu anlattıklarımın hepsini bir kenara atan bir adam. Birazcık çevirebildiğim kadar ama yine de çok şey değil. Çok uzun süre Analytics, hiçbir veri toplama gibi bir şey yoktu. Bir süre sonra zorla başlattı. Ama bunları bilirseniz reaksiyon almanız kolaylaşıyor. Bazı şeyleri daha zamanda yaparaktan etkilerini büyütebiliyorsunuz. Yani bir reklam kampanyası başlatacaksınız mesela. Çin'de oyun hazır birinci sıraya çıkmışken başlatmak çok daha efektif olabiliyor. Bu yüzden yine dediğim gibi tamamen bu en baştaki soruya gelecek olursak, yani bu işi hobi mi yoksa bir iş mi olarak yapacağınıza kesin karar vermeniz gerekiyor. Eğer hobi olarak yapacaksanız bu söylediklerimin hiçbirinin önemi yok. Tamamen eğlenebilirsiniz. Keyfinize bakabilirsiniz ama çok net bir şey söyleyebilirim. Para kazanamayacaksınız. Kazansanız bile bunu sürdürülebilir kılmanız mümkün değil. Çünkü bunu ben koymuyorum. Bu ticaretin ve finansal tabanın getirdiği bir kanun. Ama eğer bu işten para kazanmak istiyorsanız, bununla geçinmek istiyorsanız bu da mümkün ve yapılabilir bir şey. Yoğun rekabete rağmen yapılabilir bir şey. Ama burada tamamen duygularınızı bir kenara bırakıp tamamen veri odaklı çalışmanız gerekiyor. Neyi nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde çalıştığınız takdirde bir noktadan sonra gerçekten de başarıya ulaşmanız kaçınılmaz oluyor. Benim konuşmamın bütün özeti bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Slaytlar paylaşılır sanırım. Slaytları eğer bize gönderirsem biz de üniversitelerin oyun geliştirme tamam. Üzerinden paylaşırız. Hemen geleceğim. Evet. Şimdi önce çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu ve böyle biraz iç açıcı oldu. Yani biraz başarılının yolunu görmüş gibi oldum. Sorusu olanı alalım ama en fazla iki soru alalım diyorum ben. Sonra dışarıda devam ederiz. Arkada bir soru var. Merhaba. Yaptığınız konferansı gerçekten çok beğendim. Çok teşekkürler. Şey diyeceğim. Ben şu an bilgisayar programcılığı okuyorum ve bu iş hakkında bir staj bulmak istiyorum İstanbul'da. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Yani nasıl araştırmam gerekiyor? Bunun için yapabileceğin şeylerden bir tanesi dediğim gibi ilk önce gerekli komünitelere üye olman gerekiyor. Bunun için aklıma gelen en hızlı çözüm Game Developers at Turkey diye bir Facebook grubu var. Tamam, oraya katılacağım. Buna üye olursan ve bu isteğini belirtirsen orada birçok şirket sahibi veya şirket çalışanı seni uygun pozisyonlara yönlendirecektir. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, hanginizin sorusunu acaba seçsem? Daha iki dakikam var. Tamam. O yüzden sıradan yemek yerine mikrofonu ulaştırırsan. Tamam, ikinize de söz vereceğim. Merhabalar, ben de Uğur. Yine konferans için teşekkürler öncelikle. Ben biraz bir mobil şu anda bir mobil oyun üzerine çalışan biri olarak bunun pazarlama ayağıyla ilgili bir şey merak ediyordum. Öncelikle yani ilk çalışma olacağı için belli bir çok büyük bir şey olmamakla beraber acaba sizce düşük bütçeye çıkacak mobil oyunda sizce nasıl diyeyim? Power player dediğimiz kavram ne kadar olur? Tamamen free to play gitmek veya bir miktar freemium content koymak veya kozmetikleri katmak. Hangi sizce bu sektöre, yani dediğiniz gibi doymuş bir sektör ve buraya girmek için sizce hani tamamen free to play yapıp adil bir
adil bir kondisyon sağlamak mı, yoksa yine bazı para yatırıp power play yapmayı seven insanlara hitap etmek mi size genel anlamda daha güvendir? Tabii ki de genelleyemeyiz ama görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle bir şey var. Şu an için paid veya işte premium tabir ettiğimiz paralı satılan oyunları mobilde tavsiye etmiyorum. Çünkü o pazar cidden çok doymuş oranda. Piyasaya çıkan oyunların çok çok azı başarılı sayabileceğimiz satış rakamlarına ulaşıyor. O yüzden free to play yapmanız sizin açınızdan çok daha mantıklı. Çünkü bir o ödeme eşiğini kaldırdığınızda daha çok oyuncu gelecek. En büyük noktalardan bir tanesi bahsettiğim gibi, eğer veri toplamaya imkan tanırsanız oyunda, bu bahsettiğiniz soruların hepsini zamanla iteratif süreçlerden geçerek yapmanız gerekiyor. Yani burada doğru cevap diye bir şey yok. Sizin bir oyunu en mantıklı izleyebileceğiniz yol, bu oyunu free to play olarak çıkıp kendi eforunuzla belli bir çevrede tanıtım uğraşına girmek ve belli oyuncu kitlesi geldikten sonra oradan gelen rakamlara nazaran, mesela işte atıyorum ne kadar oynuyorlar oyunu, mesela hangi butonlara tıklıyorlar, hangi feature'ları kullanıyorlar, bunların hepsini takip edebilirsiniz. Bunları takip ettiğinizde de sizin oyuncunuzun aslında hangi özelliklerle yoğunlaştığını görüp hangilerini es geçtiğini görerekten o yönlere ağırlık verip diğerlerini kısaraktan iteratif olaraktan ilerletmeniz gerekiyor. Yani ilk seferde çıkıp da ben mükemmeli bulayım diye bir şey maalesef yok. O yüzden dediğim gibi yeterli veriyi topluyorsanız göremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Yani sorduğunuz her sorunun cevabını alabiliyorsunuz. Evet, anladım. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Merhaba, teşekkür ederiz Burak. Doğukan ben. Ben söylediklerine biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum. Veri konusunda haklısın aslında. Mesela örnek vermek gerekirse bugün konuştuğum çoğu insan casual oyun yapmayı seviyor. Ama bilmiyorlar ki casual oyun marketi ne kadar satüre ve bir pazarlama maliyeti ne kadar yüksek. Yani o markete girmek çok zor gerçekten. Ama şöyle bir durum var. Şimdi buradaki çoğu arkadaş yeni. Ben pek çok yeni değilim ama... yeni arkadaşları biraz, yani gözünü korkuttun gibi geldi bana. Bu oyunun yani bu işin doğasında fail olmak var. Yani bunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Hani hiç kimse, ya burada çok az, hani belki %0.1'lik bir kitle ya dünyada ilk yaptığı oyunda başarılı olmuştur veya ilk yaptığı işte diyelim. Hani bunu biraz daha genelleyeceksek, girişime bağlayacaksak, zaten mesela girişimlerin %98'i başarısız olur. Geri kalan %95'i başarısız olur. %3'ü sürdürülemez. %2'si ancak tam biri başarılı olur tam olarak. O yüzden bence hata yapmak demeyeyim de, yani veri zaten çok önemli. Hani veriyi analiz etmek, yani neden hata yaptığını ve niye fail olduğunu bilmek çok önemli. Ama aynı zamanda da fail olmaktan korkmamak da lazım. Yani hani bence fail olduktan sonra, mesela bazı insanlarla konuşuyorum, oyun yaptım işte tutmadı, o yüzden işte şu an başka işlere bakıyorum falan diye muhabbetler geçiyor. Hani bu işin doğasında fail olduğunu bilmek önemli o açıdan. Çünkü fail olup neden fail olduğunu sen de dedin bunu. Öğrenip bunu iyi bilip, iyi analiz edip bu şekilde devam etmek her zaman daha şey olacak diye söylemiştin sen de zaten. Bunun üzerine şöyle bir şey diyebilirim. Evet, zaten fail olmaktan kaçamıyorsunuz. Yani fail olmanız kaçınılmaz bir şey. İlk çıkarttığınız oyunun tutması diye bir şey bence mümkün değil. Casual oyun veya sevdiğiniz oyunu, genel olarak sevdiğiniz oyunu yapmak diye bir şey de yok. En başta dediğim zaten market araştırması, yani pazar araştırması ve hedef koymanız böyle bir şey. Ben bu oyunu seviyorum, ben bu oyunu oynamak istiyorum diye oyun yaparsanız ve benim gibi insanlar illa vardır diye düşünüyorsanız genelde böyle bir şey olmuyor. Acı gerçek bu. O yüzden belli bir pazar araştırmasıyla girmeniz lazım. Ve fail olduğunuzda, ya fail olup aslında olmamanız önemli değil, başarılı olup olmamanız da önemli değil. Başarılı olduktan sonra bunun devamını getiremiyorsanız bu bir şehir efsanesi olur. Yani bir şey yaptın, başarılı oldun ama neden? Bunu bir de bir sonraki oyunda bunu tekrar edemedikten sonra bunun hiçbir anlamı yok. Tamamen bu bir balon bir başarı oluyor. Yani. Benim zaten burada demek istediğim şey o. Yeterli veriyi toplayın. Neyi neden yaptığınızı bilin. Neden başarılı olduğunuzu bilin. Neden başarısız olduğunuzu bilin. Yoksa başarısız olmaktan korkmayın. Başarılı olduğunuzda da çok bir şey değişmeyecek. Sadece dediğim gibi bunu resmi anlamlandırmak istiyorsanız veri toplamanız gerekiyor ve doğru soruları sormanız gerekiyor. Ve doğru soruları sorduğunuzda da elinizde yeterli veri varsa cevapları alıyorsunuz. Eğer cevapları alamıyorsanız yeterli kadar veri toplamıyorsunuz. Teşekkürler, sağ olun. Evet.
Öncelikle şunu da söylemek istiyorum ben. Konferansı planlarken Burak'la, Sercan'la falan konuşurken şeyden bahsetmiştin. Duvara toslamaktan bahsetmiştin. Orada bu sunumda da onu çok net görüyorum aslında. Doğukan'ın sorusuyla da biraz ilişkili. Hani bu sunumda galiba o duvarları bize biraz gösterdin. Ya da o duvarlara çarptığımızda nasıl tepki vermemiz gerektiğini gösterdin. Çok kısa bunun üzerine bir şey söyleyeyim. İyi hatırlattın. Şöyle bir şey var. Bizim sektörümüzde yani Türkiye'de oyun sektörü daha henüz çok yeni yeni emekliyor. Ve bir know-how oluşmuş değil. Bazı kişilerde belli know-how'lar var. Bazı stüdyolarda Gram Games, Peak Games gibi. Tabii ki de bu stüdyolar bunları bizle paylaşmıyorlar haliyle. O yüzden sizin en büyük know-how edineceğiniz kitle yine kendi kitleniz oluyor. Asla bir başarıya ulaştığınız zaman bunu nasıl ulaştığınızdan paylaşmaktan sakınmayın. Çünkü şu an bu odada sizin kendi aranızda yapacağınız rekabetin 1 milyon katı kişi şu an zaten oyun geliştiriyor. Sizinle rekabet içinde yani. Siz burada bu konuşmayı dinlerken zaten sizinle rekabet ediyorlar. O yüzden birbirinizden herhangi bir başarılı, nasıl başarılı olduğunuz ya da nasıl başarısız olduğunuzu paylaşmaktan asla çekinmeyin. Çünkü şöyle bir şey var, duvara tosluyoruz. Elimizde veri yok. Veri olmadığı sürece de ben burada bu duvar var demediğim sürece benim arkamdan gelen 10 kişi daha bu duvara çarpıyor. Böyle olunca da bir yol kat edemiyoruz. Yani bu insanların bir kısmı düşüp ölüyor, bir kısmı devam ediyor, ikinci duvara çarpıyor, orada bir kısmı daha düşüp ölüyor. O yüzden kritik nokta bu duvarları görebilmek ve gördüğünüz duvarları da etrafınızdakilerle paylaşmak ki gerçekten kümülatif olaraktan ileri gidebilir. Çok teşekkürler. Şimdi 10 dakikalık bir aramız var. Ardından Ozan Bey'in.